Barış, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun? Bağırma bana Feris. Bağırırım. Peri masalımda işin bitti. Set durdu. Sabahtan beri 1000 tane telefon geldi. 2 tane reklamın iptal oldu. Nisan'daki tergi kapağı senden vazgeçti. Bu mudur kendin için çizdiğin kariyer planı? Çünkü bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum. Ha bir de Ömer sana dava açıyor. Onu hiç unutmayalım. Açsın ya. Dava açsın. Vallahi bak. Benim salaklığım yüzünden Barış Abbas geldi. Benim boğazımı sıktı desin. Desin ya. Ben de ondan davacı olacağım. Hadi bakalım. Sesimi kaybettim ya ben. Hadi bakalım göreceğiz. Dava edeceğim onu Feris. Yürüsün. Dava edecekmiş. Herifteki pişkinliğe bak ya. Barış'la bir süre görüşmenizi istemiyorum Dicle'm. Biz bu konuyu seninle daha önce konuştuk. Bu iş iyice çığırından çıktı artık. Bir fotoğrafla başladı, nerelere geldik onu. Barış Peri masalımda oynamıyor an itibariyle. Set durdu. Bunun bir geri dönüşü olacak tabii. Biliyorsun değil mi? Sadece Barış'a değil. Ego'ya da zararı olacak. Bu durumu bir başkası yaşasaydı ne yapardın? Onu bir düşün. Yani fotoğraftaki kişi sen değil de bir başkası olsaydı. Barış'ın kariyeri de aynı şekilde etkilenmiş olsaydı. Ne yapardın? Nasıl tavsiye verirdin ona? Diziden atıldın. İşleri teker teker iptal oluyor. Bir düşün. Gidebilir miyim? Efendim İrem Hanım. Dicle ne yaptın? Ajanstayım, çalışıyorum. Ha, iyi, ben de ne yapacağız akşam diye soracaktım. Bana bak, ben alışverişimi yaptım, ben hazırım. Ha, benim aklımda birkaç bir fikir var. Yani düşündüm birkaç tane şey ama henüz netleştirmedim. Netleştirince direkt sizi arayacağım ben. Hemen döneceğim size. Tamam bak, haber ver ama hazırlanacağım ben daha. Ha. Tamam tamam, ben yarım saat içerisinde maksimum dönmüş olacağım size. Tamam, hadi öptüm. Özel hayat başka, iş başka. İkisini birbirine karıştırmayacaksın. Ajansın kapılarından içeri girdiğin andan itibaren özel sıkıntılarını bir kenara bırakmak zorundasın. İşinle ilgilen, oyuncularınla ilgilen. Hiçbir şey olmamış gibi devam et. Kimsenin seni üzmesini, ezmesine izin vermeyeceksin. Sana 5 dakika daha süre veriyorum üzülmen için. 5 dakika boyunca ister üzül, ister ağla, ister bağır, çağır. Ama 5 dakika sonra kalk, işinin başına dön. Ben eski Dicle'yi görmek istiyorum karşımda. Anlaştık mı?